Biraz önce ışığı yukarıdan verip deneyi aşağıda gözlemlemiştik. Şimdi oturduğunuz yerden ışığı aşağıdan veriyorum, deneyi yukarıdan gözleyeceksiniz. Biraz daha geniş olduğu için daha rahat olacak. Şimdi elimde bir doğrusal dalga kaynağı var. Bu doğrusal dalga kaynağına vurduğum zaman doğrusal dalgalar yansıyacak. Bakın yukarıya bak. O dalga tepeleri arkadaşlar parlak aydınlık çizgiler şeklinde görünüyor. Dalga çukurları da karanlık çizgiler şeklinde görülüyor. Şimdi doğrusal dalgalar bu şekilde. Şimdi doğrusal dalgaların düz bir engelden yansımasını görelim. Şunları yerleştirelim. Bunlar düz engel olsun. Tabii tam yansıması için bunların kesinlikle birbirine paralel olması lazım. Şimdi bakalım çocuklar. Yukarıya bakıyorsunuz. Doğrusal bir dalga üretiyorum. Çarptı. Kendi üstüne geri mi yansıdı? Yani bir su dalgası yüzeye dik düşerse kendi üstüne geri ne yapıyor? Yansıyor. Şimdi acaba dik değil de açılı gelse nasıl olur desem? Şöyle bir açı verelim. Şimdi pimpon topunun çarpıp yansıması gibi. İzleyin yukarıyı. Gördünüz mü? Geldi, çarptı, yansıdı. Daha sonra derste bunları sayısal olarak göreceğiz çocuklar. Geldi, çarptı, yansıdı. Şimdi gelelim ortaokuldaki biraz optik bilgisi isteyeceğim arkadaşlar. Optik normalde bu konudan sonra ama ortaokulda biraz optik gördüğünüz için o bilgiyi hatırlayacaksınız. Şimdi bunu bir çukur aynaya benzetin arkadaşlar ön tarafını. Hatırlatayım. Bir çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın yansıdıktan sonra odakta toplanıp geri dağılıyor muydu çocuklar? Şimdi orada ışık bu şekilde davranmıştı. Acaba dalga da ışık gibi davranacak mı? Şimdi doğrusal dalgaları gönderiyorum. Çukur engelden nasıl yansıdığını görelim. Odaklandı mı? Bakın odaklandı ve geri dağıldı. Şimdi bunun tümsek ayna versiyonunu yapıyorum. Bu kez engeli ters çevirdim. Çukur engel oldu, tümsek engel. Bu tümsek engelde doğrusal gelen dalgalar yansırken uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyormuş gibi yansır. Yani sanki kaynağın engelin arkasındaki bir noktadan dairesel dalgalar geliyormuş gibi yansıyacak. Şimdi söylediklerimi gördünüz çocuklar. Sanki engelin arkasındaki bir noktadan dairesel dalgalar geliyormuş gibi yansıdı. Şu ana kadar benim yaptıklarımın hepsi doğrusal dalgaydı. Acaba çocuklar noktasal yapsak, yani ben kalemin ucuyla şuraya vursam, belki yukarıdan çek, kalemin ucuyla vursam dairesel dalgalar mı oluşuyor çocuklar? Su birikintisine düşen yağmur damlası gibi mi davranıyor? Şimdi acaba bir çukur engel alalım arkadaşlar. Bu çukur engelde odağa yaklaşık bulmaya çalıştım ama biraz zor bu. Odaktan göndersem, hemen doğrusallaştı mı? Yani odaktan gelenler de paralel yansıyor. Optikteki, tümsek çukur aynadaki mantığın aynısı. Doğrusal mı yansıdı çocuklar? Demek ki çukur aynada odaktan gelen su dalgaları engele çarptığı zaman çukur engele doğrusal hale geliyor. Eğer çocuklar yaklaşık merkez olursa da bu kendi üstüne geri yansır. Toplandı hemen. Böyle.